HDP, onun uzantısı olan PYD, onun uzantısı olan PKK Türkiye'nin düşmanıdır. Akşener'in HDP söylemini eleştirdi. İyi Parti'nin seçimlerde başarısız olduğunu söyledi. Efendim diyor, biz yeni kurulduk. Yeni kurulan bir partinin 43 milletvekiliyle temsil. Bu da çok büyük bir başarıdır diyor. İyi Parti kurucularından Profesör Doktor Özcan Yeniçeri, pazartesi günü Yusuf Allaçoğlu ve Nevzat Bor'la kameralar karşısına geçmişti. Partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasının gerekçelerini ise ulusal kanala anlattı Yeniçeri. Akşener'in HDP çıkışının parti içinde ciddi bir tepkiye neden olduğunu söyledi. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. Bu tabii sürçülisan mıdır? Bir yerlere mesaj mıdır? Yani ileride Güneydoğu'dan veya bir takım PKK unsurlarından oy almaya yönelik ya da onları da absorbe edebilecek bir mesaj mıdır? Onu ben bilemem. Kendilerine sormak lazım. Birilerinden oy almak için, birilerine yaranmak için fikirlerinizi ve düşüncelerinizi eğip bükerseniz bunun geleceği olmaz. Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir iş yapmış olursunuz. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programına katılan Yeniçeri, İyi Parti'de fikri bir omurganın da olmadığını söyledi. Bir fikri omurga ortaya konmadığı için bizim sıkıntımız oradaydı zaten. Herhangi bir olay karşısında tepki koyabilmek için hangi ilkelerden hareket ediyor? Bunların ortaya konması lazım. Parti kurmaylarının Akşener olmazsa parti dağılır yaklaşımını eleştiren Yeniçeri, seçimlerde İyi Parti'nin başarısız olduğunu söyledi. Efendim diyor, biz yeni kurulduk. Yeni kurulan bir partinin 43 milletvekiliyle temsil. Bu da çok büyük bir başarıdır diyor. Bugünkü iktidarı iş başında tutan işte bu zihniyet. Bu kadar kabına sığmayan bir yapıyı sen sünepe, ıbık, mıymıntı bir yerde tutamazsın kardeşim. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yeniçeri bir televizyon programında söylediği bu sözlere de açıklık getirdi. Partiyi kastetmedim kuşkusuz. Evet. Yani benim itildiğim konumu kastettim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi rekortmeniyim. Parlamentoda en fazla basın toplantısı yapan milletvekiliydi. Hiçbir zaman geri adım atmayan bir yapı. Böyle bir yapıyı dedim. Siz sünepe, mıymıntı, ıbık bir noktada tutamazsınız. Yeniçeri istifasının nedenleri arasında kendisine İyi Parti'de görev verilmemesini de gösterdi. Üç defa kurultay oldu. Üçünde de bize dönüp bakmadılar. Demediler ki yani şu konudaki görüşünüz nedir? Biz oraya etkisiz eleman olmak için gitmedik ki.